Uyumadın mı sen? Sardunya'ya bakıyordum. Nasıl olmuş? Tutunamamış. Benim gibi. Hayat hiçbir yere kök salmamıza izin vermiyor ki. Ozan, o elindekiler ne? Hayat çiçeğini soldurursa sen de ona bir kasa sardığın ile gelirsin. Nasıl ama? Güzel laf oldu değil mi? Oldu. Hayat planladığımız gibi gitmiyor. Ama sende hayatın akışını değiştirecek güç var. Solmuş çiçeği seyredip dertlenmiyorsun. Kökünden söküp atıyorsun yolunda gitmeyen her şeyi. Ama bende de yeniden başlama hevesi ve inadı var. Ya bak vazgeçmedim. Bahçemize yeni çiçeklerle geldim. Ya ikimiz yan yanayken ne kadar tehlikeli olabileceğimizin farkında mısın? Yani o yüzden de bak ne kadar tartışsak da, anlaşmazlığa da düşsek her zaman ortak karar alacağız. Birlikte hareket edeceğiz. Söz mü? Son benim sana sor... Bak mesela aramalarımıza dönerek başlayabiliriz buna. Neden telefonumu açmıyorsun Kumru? Çünkü söyleyeceklerim hoşuna gitmeyecekti. Ben evi Fatma ablanın üstüne yaptım. Madem Ozan'la Kumru'nun araları iyi değil, ben bir gideyim göreyim onu, değil mi artık? Nasıl olmuşum? Maşallah, çok güzel olmuşsun annem. E tamam, o kafededir, ben bir gideyim. Kız dur. Ben az önce kapının önünde bir araba gördüm. Araba mı? O bazen Cenk'in arabasını kullanıyor. Cenk'in arabasıdır o. Cenk mi geldi acaba? O zaman Ozan evdedir. Ay dur kız. Dur, ben montumu alayım, gidip bir bakalım, bekle. Gerçekten yaptın bunu değil mi? Ha? Gittin evi Fatma ablanın üstüne yaptın yani. O zaman başka bir çarem yoktu. İnanamıyorum ya sana. Ya niye inanamıyorsun? Söyledim ben sana. Ben yine de yapmazsın sanmıştım. Ya bana inanıp güvenmek bu kadar zor mu ya? Ha? Hala barışmamışlar. Ozan. Bak kardeşim yetimhaneye götüreceklerdi. Sen de biliyorsun. Ben evin tapusunu verdim Fatma ablaya. O da yetkililerle konuşacak şimdi. Ya Buse'yi benden almayacaklar kardeşim. Benden ayırmayacaklar. Evinden ayırmayacaklar Buse'yi. Bu kadar kolay yani ha? Bu kadar kolay. Ya avukatla konuştum. Bu işin ev sahibi olmakla ilgisi yok dedi. Ya bana neden güvenmiyorsun ya? Beni neden dinlemiyorsun Kumru? Sen o iş öyle değil. Ne öyle değil ya? Ömer Bey'e her şeyi anlattım. Kumru'nun evi vermesine gerek yok dedi. Ya ben de Buse'nin velayetini alman için uğraşıyorum. Sen Fatma'nın yanında kalsın diye evi onun üstüne yapıyorsun. Bu nasıl bir saçmalık? Ya saçmalık değil.
davanın açılmasını, bu senin velayetini almayı bekleyemezdim, tamam mı? Fatma abla dedi tamam. Ki zaten... Tamam. Sen bana değil, avukata da değil. Sen git Fatma ablaya inan, tamam mı? Sen zaten kararını da vermişsin, yapacağını da yapmışsın. Ben zaten burada boşa kürek çekiyorum ya. Ozan nereye? Kafeye. Ejelaş bulmuş. Yeni bir fide lazım buna. Hello, ben geldim. Hoş geldin. Oo. Niye kimse işini doğru düzgün yapmıyor ya? Ne oldu ya? Mobilyacı. Yani vidayı sıkmaya zahmet bile etmemiş. Ya hayır, yani müşteriler gelse, görse
İnternetten en kötü yorumu basacaklar. Ondan sonra olan bize olacak. Hadi bakalım. Abicim tamam. Bu kafenin açılışı yapılmadı ki daha. O zaman hallederiz. Ayrıca bu kafe ne zaman açılacak? Bilmiyorum Turşe. Bilmiyorum. Biraz gerginiz galiba. Oysa ki ben de hamburger almıştım bize hep beraber yeriz diye. Yani dükkandakilere böyle ziyan olmuştur diye düşündüm. Sana bana kumru hamburger aldım. Hadi ara gelsin o da. Yok, onun işi vardır şimdi. Gelemez. Meseleyi çözemedik diyorsun yani. Hayır. Yolda gelirken kumruyu aradım. Sesi biraz kötü geliyordu. Ben kızı anlattırmak zorunda bıraktım abi. Kızım niye bilmiyorum ayağına yatıyorsun o zaman? Ha? Bana niye ara diyorsun? Ya abi tamam. Ya bu kadar küçük bir şey için kavga mı edeceksiniz? Ya Kumru Fatma'ya evi vermiş tamam ama... Konu ev falan değil. Ben Kumru'yu düşünüyorum. Ya kız duygusal olarak o kadar yıprandı ki. Fatma'nın her dediğine tamam diyor ya. Hayır fırsatçılık bu. Kızın elinden evini almak ne demek Tuğçe? Tamam. Madem bu kadar Kumru'yu düşünüyorsun o zaman bu kadar kızacağına karşını alıp düzgünce konuşsana. Bin kere anlattım. Dedim ki bir bilene danışalım. Avukat olumlu konuştu. Evi vermenize gerek yok dedi. Ama yok. Kumru'yu anlatamıyorum ki bunu dinlemiyor. Sahi ya bugün avukatla görüşecektik bir de. Niye? Bu velayet için itiraz etmiştik ya. Onun için kavga etmekten fırsat olmadı ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.